Dördüncü seans binom açılımındayız. Binom açılımı arkadaşlar iki terimle x artı y üzeri n ifadesinin açılımlarını yapmaya yarar. Bu binom açılımımız şuradaki Pascal üçgeni yardımıyla bunun açılımındaki katsayıları buluruz. Pascal üçgeniyle başlayacağım önce. Pascal üçgenini göstereceğim size. Pascal üçgeni bakın burada göstermiş. Ben biraz daha büyük şöyle anlatarak yapayım. Kenarlarda 1 olur. 2 tane 1'in toplamı 2 diye ortaya yazılır. Yine kenarlarda 1 olur. Bakın üstteki 2 tanesinin toplamı ortaya yazılıyor. 2 ile 1'in toplamı 3. Bunların altına yazılıyor. 2 1 daha 3 altına yazılıyor. Yine kenarlarda 1 1 diye devam ediyor. Bakın 1 3 daha buraya 4 yazacağım. 3 3 daha buraya 6 yazacağım. 3 1 daha buraya 4 yazacağım ve yine kenarda 1 oluyor. Şimdi bu birincisi x artı x artı y üzeri 0'ın açılımıdır. Yani bunun katsayısıdır. 1. Bu birincisi. İkincisi ise x artı y'nin birinci kuvvetinin açılımıdır. Bakın x artı y'nin birinci kuvvetinde x'in katsayısı da 1, y'nin katsayısı da 1 şeklindedir. Bu üçüncü satır ise bakın birinci satır sıfırıncı kuvvet, ikinci satır birinci kuvvet. Üçüncü satırda x artı y'nin parantez kare açılımına aittir. Biz bu kareyi tam kareyi açtığımızda birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyebiliriz. Bunların katsayılarına baktığında bakın x karenin katsayısı burada yazıyor 1. X y'nin katsayısı 2. Tam bakın ortada da 2 var görüyorsunuz. Ve y karenin katsayısı 1. O da burada görüyorsunuz. İşte bu. Şimdi x, o zaman sıradaki dördüncü satırımız da x artı y'nin küpünün açılımı olacak. Peki bu küp açılımını nasıl yapıyorduk? Birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü diye açıyorduk. Şimdi bu katsayılarımızda ne olacak? 1, 3, 3, 1. Gerçekten de kontrol ediyorum. Burada 1 katsayısı, 3 katsayısı, 3 katsayısı ve tekrar 1 katsayısı var. Tam bu katsayıları vermiş. Benzer şekilde x artı y'nin dördüncü kuvvetini açtığımızda da katsayılarımız 1, 4, 6, 4, 1 olacak. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. O da şu. X'in katsayı kuvvetleri küpten başlamış mesela küp açılımında giderek azalmış. Bakın x küp, sonraki x kare, sonra x, sonra x kaybolmuş çünkü x üzeri 0 olmuş. Y'ninki geriye doğru bakarsak bakın y küp, sonra y kare, sonra y, sonra y üzeri 0 1 olduğu için yazılmamış. Bakın kuvvetler azalıyor, birinin kuvveti artıyor. Üstlerin toplamı hep aynı oluyor. Mesela burada bu açılımı yapalım o zaman. X artı y'nin dördüncü kuvvetinde ilk katsayımızda ne yazacakmışız? 1 yazacakmışız. 1 yazıyorum. X üzeri 4 yazıyorum. Tamam. Sonra artı ikinci katsayısına 4 yazacakmışız. 4. Sonra yanında x üzeri 4'ü bir küçülttüm. X küp oldu. Bir tane de y geldi. Artık y oldu. Gelmeye başladı. Sonraki katsayımız ortada 6 olduğu için 6 olacak. Burada x küpün katsayısı 1 küçülecek, x kare olacak. Y'nin katsayısı 1 büyüyecek, y kare olacak. Bakın y'ninkiler büyüyor, x'inkiler sağa doğru küçülüyor. 6. katsayıdan sonra 4 geliyor şimdiki katsayımız 4. X'inki kareydi, şimdi x üzeri 1 oldu. Y'ninki kareydi, o da büyüdü, y küp oldu. Ve son olarak katsayımız 1. X kayboldu. X üzeri 0 yazmamıza gerek yok. Y'nin kuvveti de 4 oldu. Bakın artık buradan anlayabilirsiniz. X'in kuvveti ilk 4, 3, 2, 1 diye gitti. Y'nin kuvveti de bu tarafa doğru 4, 3, 2, 1 diye gitti. Katsayılarımızda buradaki binom Pascal üçgenindeki katsayılarımızı da öne yerleştirmiştik.
Bir şey daha belirtmek istiyorum. Üstlerin toplamı dördüncü kuvvet olduğu için hep dört olacak. Mesela bunun üssü x üstü dört. Bunun üstünde bir var, yazmıyoruz ama üç bir daha dört yapıyor. Bu üstleri topla iki iki daha dört yapıyor bakın bu terimde. Bu terimin üstlerini toplayın, bunun üstünde bir var, bir üç daha dört yapıyor. Bunun kuvveti dört. Gördüğünüz gibi üstlerin toplamı da dörde tamamlıyor birbirini. İşte Pascal üçgeni böyle bir şey. Bakın bu kitaptan da bunu, bu Pascal üçgenini şöyle inceleyebilirsiniz siz de nasıl oluyor diye. Hangi satırda ne olduğunu bazen boş bırakıp, boşluklar bırakıp size doldurtabilirler. Mantığı nasılmış? Üstteki iki tanesinin toplamı onların tam alt ve ortasına geliyormuş. Bu şekilde oluyormuş. Şimdi başka bununla ilgili sorularımıza bakabiliriz artık. Birinci sorudayım. 1, 1, 1, 1 diye gitmiş. Böyle üç satır açmışlar. Diyor ki buna göre x artı y'nin karesi açılımını Pascal üçgeninden yararlanarak yapınız diyor. Burada x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2. İşte bu olacak değil mi katsayılarımız? Yani 1, 2, 1 olacak. X'i ilk terimimiz x'in karesiyle başlıyoruz. Sonra artı diyoruz. X'in kuvveti burada x kareden x'e düşüyor. Bir tane y geliyor yanına. Artı y'nin kuvveti burada y kare oluyor. Bakın aynı mantıklı. X kareydi, x oldu. Sonra x üzeri 0 oldu, kayboldu. Bu taraftan y kareydi, y oldu. Sonra y üzeri 0'dı, kayboldu. İşte bu açılımla yaptığında aslında bu ne demektir? X kare artı 2xy artı y kare demektir. İkincisinde bu küp açılımı yapmamızı istiyorlar bizden. Bu küp açılımımızı da arkadaşlar katsayılarımız. Bakın buradaki maviyle gösterilen katsayıları düşünürsek 1, 3, 3, 1 şeklinde olacak. İlk A terimi olduğu için A'nın küpü olacak. Artı şimdi bu A kare olacak. Yanına bir tane ikinci terimimiz harf değil sayı olduğu için sayı gelecek. Artı şimdi A kareydi. Şimdi A karenin üstünü bir küçültünce A üzeri 1 yani A oldu. Yanındaki ikinci terimimiz 2'nin üstünü bir büyütünce 2 üzeri 2 oldu. Son olarak A'nın kuvveti kalmadı artık. 2'nin kuvvetini de bir büyütünce 2'nin küpü oldu. Şöyle. Bu 1'i yazmasak bu birinci terimimiz A küp oluyor. Artı şunları çarptığımda 3 kere 2 6 A kare oluyor. Artı şunları çarptığımda bu 4, bu da 3 çarpınca 12 A yapıyor. Ve son olarak da 1 çarpı 2'nin küpü yani 8 yapıyor. İşte açılımımızı Pascal üçgeni yardımıyla yaptık. Üçüncü soruda bakın. Dördüncü kuvvetinin açılımını istemiş böyle. Şuradan faydalanacağız. Burada diyor ki m kare n karenin kat sayısını bulunuz diyor. Şimdi biz burada yapalım burada. Kat sayılarımızı buraya yazalım. 1 olacak, 4 olacak, 6, 4 ve 1 diye gidecek. Şimdi ilk terimimiz m. Bu m üzeri 4. Sonrakinde bakın sadece m'leri yazacağım. M küp. Bir de böyle deneyelim. Sonra m kare. Sonra m, sonra m üzeri 0 yazmaya gerek yok. Şimdi bu taraftan geri doğru gelirsem n'nin kuvvetleri bu taraftan n üzeri 4. Sonra bir küçüldü n küp, bir küçüldü n kare, bir küçüldü n. Sonra n üzeri 0 burada yazmaya gerek yok. Toplamalı olduğu için araya artıları koyuyorum. Bize sorulan ise m kare n karenin kat sayısıydı. Yani 6 m kare n karenin kat sayısıydı. Neymiş kat sayımız? 6'ymış arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim.
Dördüncü soruda bakın küp açılımı yapacağım. Kat sayılarımız 1, 3, 3, 1 şeklinde. 2x'in kuvvetlerini vereyim önce. 2x'in küpü. Sonra 2x'in karesi. Sonra 2x'in kendisi. Sonra 2x'in sıfırıncı kuvveti. Yani 1 yazmaya gerek yok. Diğer tarafta 1 var. 1'i bu taraftan başlatırsam 1'in küpü diye gelir. Sonra 1'in karesi. Sonra 1'in birinci kuvveti. Sonra 1'in sıfırıncı kuvveti yazmaya gerek yok. Bu şekilde gelir. Bu arada ne var? Art var. Şimdi buradaki terimlerin bu küp açılımlarını yaparsak 2x küpü açacağım. 2x küp, 2'nin küpü 8. X'in küpü x küp şeklinde açılacak. Burası ise 3 çarpı 2x'in karesi yani 4x kare olacak. Artı burası ise 1'in karesi zaten 1'dir. 3 ile 2x'in çarpımı 6x olacak. Ve son olarak 1'in küpü çarpı 1 yani 1 olacak. İşte şu terimimiz de aslında 12x karedir. Ve 8x küp 12x kare 6x artı 1 diye yazıyoruz. Diyor ki x karenin katsayısı nedir? Arkadaşlar x karenin katsayısını bulmuş olduk burada. 12'dir. Beşinci soruda x eksi 1'in beşinci kuvveti açılımında x'in katsayısını Pascal üçgeni yardımıyla bulunuz diyor. Yine arkadaşlar şöyle yapacağım. Şurada Pascal üçgenini açacağım. 1, şöyle 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Bu küplü oldu. 1, 4, 6, 4, 1. Bu dördüncü kuvveti oldu. 1, 5, 10, 10, 5, 1. İşte bu da aradığımız beşinci kuvveti oldu. Bu beşinci kuvvetinde arkadaşlar kat sayılarımızın 1, 5, 10, 10, 5, 1 olduğunu bulduk. Bulduktan sonra burada ne yapacağız? X'in kuvvetlerini açacağız. X, ilk terimiz X olduğu için bunu beşinci kuvvetten başlatıp küçülteyim. Bununki X üzeri 5, sonra X üzeri 4, sonra X üzeri 3, sonra x üzeri 2, x üzeri 1, sonra x üzeri 0'dır. Yazmaya gerek yok. 1 ediyor nasıl olsa. İkinci terimimizde de ne var? Eksi 1 var. Şimdi eksi 1 olunca arkadaşlar eksi 1'in 5. kuvveti 4. kuvveti deyip de hani bir artı olacak, bir eksi olacak diye düşünmek yerine ben şöyle tercih edeceğim. Şurada ikinci terimden itibaren bir eksi bir artı bir eksi bir artı yapmanız yeterli olur bunlarda. Yani şöyle ben bu 1'i yerleştireyim yine. İkinci terimimiz 1 üzeri 5 sonra küçüldü 1 üzeri 4 sonra 1 üzeri 3 sonra 1 üzeri 2 1 üzeri 1 1 üzeri 0 yazmadım. İşte şimdi bahsettiğim artı eksi meselesi şu. Her zaman arada eksi varsa şu ikinci terimi eksiyle başlatın. Bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi gittiğinizde hiç hata yapmadan bu eksilileri de böyle yapmış olursunuz. Yani arada artı varsa hep artı oluyor. Arada eksi varsa bir eksi, bir artı yaptığınızda doğru sonuca ulaşırsınız. Yani şu eksi birin kuvvetini almadım. Burada birin kuvvetlerini aldım ikinci terim olarak. Bunu düzenlersem 1 çarpı x üzeri 5, x üzeri 5 olur. Eksi 5 çarpı x üzeri 4 olur bu. Artı 10 çarpı x olur. Sonra eksi 10 çarpı x kare. Sonra 5x. Sonra da eksi 1 geliyor. İşte böyle bir açılım arkadaşlar. Diyor ki açılımda x'in katsayısı. X'in katsayısı arkadaşlar. İşte aradığımız x burada. X'in katsayısı neymiş? 5'miş. Altıncı soruda
ifadesini A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü. A'nın azalan kuvveti demek ilk terimi 3A olarak al demek istiyor. Zaten biz de ilk başa onu yazdıkları için onu alacağız. Dördüncü kuvvetin açılımında kat sayılarımızı şurada hatırlayalım. En yukarıda 1 vardı. Kenarlara doğru 1 biraz açınca bu karesiydi. Bu küpüydü. Ve dördüncü kuvvette şöyle 1, 4, 6, 4, 1 şeklindeydi. İşte kat sayımız bu. Bu kat sayımızı şöyle 1, 4, 6, 4, 1 diye yazıp düzenlersek nasıl bir şey olur? Bakalım. Şimdi burada ilk kuvvet terimimiz 3A. O zaman 3A'nın dördüncü kuvvetinden başlayacağım. 3A'nın dördüncü kuvveti. Sonra 3A'nın üçüncü kuvveti. 3A'nın ikinci kuvveti. Birinci kuvveti ve sıfırıncı kuvveti yazmıyorum. Sıfırıncı kuvveti bir sayının bir yapıyor çünkü. Sonra ikinci terimi 2. Hani eksi ama 2 diyeceğim ben ona. Bu taraftan geleceğim bu defa. 2'nin kuvvetini sağdan sola geleceğim. Diyeceğim ki bu 2'nin kaçıncı kuvveti? Dördüncü kuvveti. Çünkü biz dördüncü kuvvetine bakıyoruz burada. Dördüncü. Burada 2'nin küpü. Sonra 2'nin karesi. Sonra 2'nin birinci kuvveti. 2'nin sıfırıncı kuvveti diye yazmama gerek yok. Şimdi peki aralara artı eksi ne yapacağım? Arası eksi olduğu için ikinci terimden eksiyle başlayıp bir eksi bir artı, bir eksi bir artı gideceğim. Bunu yaptıktan sonra artık arkadaşlar düzenleyebiliriz. İlk terimimiz. 3 üzeri 4. 81 yapıyor. Çarpı A üzeri 4. Sonra eksi. Şimdi bu 3'ün küpü 27 yapıyor. 27 ile 2'yi çarpsak 27 ile 2'yi çarpsak 54. 54'ü 4 ile çarpsak 216 yapıyor. A küp yapıyor. Sonra artı varmış. Şimdi burada 3'ün karesi, şu 3'ün parantezin üstünde kare var. 3'ün karesi 9 ile şu 4'ü çarp 36. 36 ile 6'yı çarp yine 216 A kare yapıyor. Burada A küptü. Bu A kare. Sonra bu 3, şu 8, 2'nin küpü 8, 3 kere 8, 24, 24'ü 4 ile çarparsak 96 A deriz. Parantez içinde A üzeri 1 var ve son terimimiz 2 üzeri 4, o da 16 olur. Bize sorulan neymiş arkadaşlar? Baştan 3. terim, hani hepsini açmasak da olurdu, sadece 3'ü açsak olurdu ama öyle öğretici olsun diye hepsini açtı. 3. terimimiz, işte burada 3. terimimiz, bakın bu 1. terim. Bu ikinci terim. Üçüncü terim bu. Üçüncü terimimizin kat sayısı neymiş arkadaşlar? 216'ymış. Evet. Bu renkli sorumuzu da geçelim. Yedinci soru. X artı Y'nin küpü açılımında sırasıyla X'in kuvvetleri azalırken Y'nin kuvvetleri artmaktadır. Bunu biz de söylemiştik. Buna göre A artı 1'in küpü açılımında A karenin katsayısı ne olur? Şimdi biz daha önce pek çok kez söyledik. Üstlere yazdık onu. O yüzden artık katsayılarını şöyle yazıverelim. Yani 1, 3, 3, 1. Küp açılımının katsayılarının bu şekilde olduğunu yazalım. A ile başlıyor. O zaman A'nın küpü, A'nın karesi, A'nın birinci kuvveti ve A'nın sıfırıncı kuvveti yazmıyoruz sonra. İkinci terimimiz 1 olduğu için çarpı, yani şurası çarpı 1'in küpü, 1'in karesi, 1'in birinci kuvveti, 1'in sıfırıncı kuvveti diye yazmasak da olur aslında. Aralarda da hep artı var çünkü bizim sorumuzda ortaya artı koymuşlar. Şimdi bu birinci terimimiz 1 çarpı 1 çarpı a küp oldu. Yani a küp oldu. İkinci terimimiz 3 çarpı a kare oldu. Üçüncüsü 3 çarpı a oldu. Dördüncüsü de 1 çarpı 1'den 1 oldu. A karenin katsayısını şuradan görüyorsunuz. Neymiş a karenin katsayısı? 3'müş. Sekizinci soruda x artı 3'ün dördüncü kuvveti açılımında sırasıyla x'in kuvvetleri azalırken 3'ün kuvvetleri artmaktadır. Bunu biliyoruz biz. Baştan üçüncü terim
nedir demiş. Bakın burada zaten hazır bize açılımı bile yapmışlar. Sadece bizim şu ortadaki virgüllerin yerine artı koymamız yetiyor. Açılımı hazır yapmışlar bakın. Bize burada baştan üçüncü terimi sormuş. Bir, şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü terim olduğu için baştan üçüncü terimimiz x kare çarpı 3'ün karesidir. Şimdi ne diyor? 3'ün dördüncü kuvvetini açtığımızda diyor. Ne soruyordu? Baştan 3'ün azalırken baştan üçüncü terim ne olur diyor. Tabi burada açılımı yapmış ama katsayıları düşünmedik. Katsayıları yok. Açılımı yapmışlar ama katsayıları koymamışlar. Şimdi dördün katsayılarını hatırlarsanız, dördün katsayıları 1, sonra 6, sonra 10, sonra 6 nasıl geliyordu? Onu bir kontrol edelim yukarıdan. Bir, dört, altı, dört, bir geliyordu. Bizim sorumuzda da bir, dört, altı, dört, bir geliyordu. Şimdi biz tabii bunların şeyi de yapacağız. Farklı bir şeyle de yapacağız. O yüzden hani bu katsayılar sonradan kullanmayacağız yani. Şimdi 1, 4, 6, 4, 1 dediğim zaman ne oldu? Üçüncü terimimiz şu oldu değil mi? Bu üçüncü terimimiz 6 çarpı x kare çarpı 3'ün karesi oldu. Peki bu sayıları çarparsak 6 çarpı x kare çarpı 9 ne yapar? 54x kare yapar. Dolayısıyla üçüncü terimizi bulmuş olduk. Açılımı yapmışlar çünkü. Ve dokuzuncu soruya bakıyoruz. Şekilde Pascal üçgeninin bir bölümü verilmiştir diyor. Buna göre diyor dördüncü dereceden açılımdaki katsayıları ifade ediyor diyor. X karenin katsayısı. Şimdi şurada 1, 4, 6, 4, 1 şöyle katsayılarımızı yazalım. 1, 4, 6, 4, 1 diye yazalım. 1 diye yazalım ve burada x ve y'nin x, pardon, x artı 2'yi açacakmışız. X artı 2'yi açalım. X olduğu için ilk terimimizi azaltalım kuvvetlerini. X üzeri 4, x üzeri küp, x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1 ve x üzeri 0 diye bu geriledi. İkinci terimimiz 2'yi de buradan itibaren başlatıp 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0 yazmadım diye geriletebilirim. Ve aralara toplama var buradaki işlemimiz artı olduğu için aralara artı koyuyorum. Şimdi bize sorulan x karenin katsayısı. Şöyle baktığımızda işte burada arkadaşlar x kareli terimimiz 6 çarpı x kare çarpı 2'nin karesi yani 4 olunca 24x kare yapıyor. X karenin katsayısı da burada 24 oluyor. Onuncu soruda şekilde Pascal üçgeninin bir bölümü verilmiştir diyor. Bu üçgende son satır a-2 üzeri 5 açılımında kullanılmaktadır diyor. A üzeri 4'ün katsayısı. Şimdi o 5. kuvvetin katsayılarımızı şuraya şöyle yayalım. 1 var, 5 var, 10 sonra tekrar 10 sonra 5 sonra 1 diye yaydık. Şimdi burada sayıları yazalım. Neymiş? A'nın kuvvetlerini yazacağım. Kaçıncı? 5. kuvvet. A üzeri 5, A üzeri 4, A küp, A kare, A ve A üzeri 0 yazmıyorum sonuncu terimi. Öbürü de 2. O zaman bu sağdan sola doğru gidecek. 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 da yazmıyorum. Ortada ise işaretimiz ne? Eksi. Eksi olduğu için ilk olarak eksiyle şuradan başlıyorum aradan. Bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı.
Gidiyorum. Bize sorulan a üzeri 4'ün katsayısı. Şöyle bakın, işte a üzeri 4'ü bulduk burada. Bu katsayıları çarparsak eksi 5 a üzeri 4 çarpı 2. Yani eksi 10 a üzeri 4 olur. Katsayımız ise eksi 10'dur. Bir sonraki sayfada alıştırmalarımız var. Bu alıştırmalarımız ödev. Önce siz yapıyorsunuz, kendiniz ödev. Daha sonra benden dinliyorsunuz. Ama şimdi çözeceğim tabii. Birinci soruda a-2'nin küpü açılımında a karenin katsayısı ne olur diyor. Küp açılımımızda 1, 3, 3, 1'di. A'nın kuvveti A küpten başlıyordu şöyle. A kare A üzeri 1 diye küçülüyordu. Hatta yazalım. A üzeri 0'a da yazalım. İkinci terimimiz 2'nin kuvvetleri soldan sağa 2'nin küpü, 2'nin karesi, 2'nin birinci kuvveti, 2'nin sıfırıncı kuvveti diye oluyordu. Aradaki işaretimiz ise bu soruda ortada eksi olması nedeniyle şuradan itibaren bir eksi bir artı oluyordu. Bize sorulan a kare işte burada. Bu katsayılarımız eksi 3 a kare çarpı 2 üzeri 1 yani 2 olur. Bunlar da çarpılınca eksi 6 a kare buluruz. Katsayısı eksi 6'dır. İkinci soruda açılımında x küplü katsayıyı soruyor bize. Bunu arkadaşlar biz bu başlığımızda yani bu alıştırmaya kadar bir Pascal üçgeni kullanarak yapıyoruz. Ama bir sonraki başlıkta bu açılımı farklı bir yöntemle yapmayı da öğreneceğiz. Şimdi burada arkadaşlar dördüncü dereceden olduğunda nasıl oluyordu? Şurada hemen hatırlayalım. Hata olmasın. 1-1 1-2-1 sonra 1-3 3-1 ve dördüncüsü de 1-4-6-4-1 oluyordu. O zaman katsayılarımızı şuraya şöyle açalım. 1-4-6-4-1 şeklinde. İlk terimimiz 1. İlk terimimizin 1'in kuvvetlerini yazıyorum. Ya yani hepsi de 1'dir ama yine de yazacağım. İşte dördüncü kuvveti 1'in, 1'in üçüncü kuvveti 1'in karesi, 1'inci kuvveti ve 1'in sıfırıncı kuvveti diye. İkinci terimimiz de 2x. Eksi 2x ama 2x diyeceğim. Onu da sağdan sola 2x'in dördüncü kuvveti, 2x'in küpü, sonra 2x'in karesi, sonra 2x'in birinci kuvveti ve 2x'in sıfırıncı kuvveti diye açacağım. Arada eksi olduğu için bir eksi bir artı gideceğim şimdi de. Şuradan itibaren eksi artı eksi artı diye gidiyorum. Bize x küplü terimi soruyor. Hiç yani diğerlerine ihtiyacımız yok. X küplü terimi bul yeter. İşte burada önünde de eksisi var. Neymiş buraya taşıyalım. Eksi 4 çarpı 1 üzeri 1, 1'dir yazmaya gerek yok. 2x'in küpüymüş. 2x'in tabii dışarıda küpü. Şöyle. Bunu da düzenlersem eksi 4 çarpı 2'nin küpü 8, x'in küpü şeklinde. 4 kere 8 32 x küp yapıyor. Kat sayısı ne oluyor o zaman? Eksi 32 oluyor. Üçüncü sorudayız. İfadesi m'nin azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü terim diyor. Beşinci kuvveti bakın. Şimdi ben bunu bir, şöyle bir, bir iki bir, bir üç üç bir, üçüncü kuvvetteyiz. Bir dört altı dört bir, dördüncü kuvvetteyiz ve bir beş on, on. 5, 1 dedim. İşte bu bize lazım olan 5. kuvveti. Bunu buraya yayalım. 1, 5,
10, 10, 5, 1 diye geldik. Şimdi kuvvetlerimizi yazalım. 3M'nin kuvvetleri, 3M'nin 5. kuvveti. 3M'nin 4. kuvveti, 3M'nin 3. kuvveti, 3M'nin 2. kuvveti, 3M'nin 1. kuvveti ve 3M'nin 0. kuvveti diye. İkinci terimimiz 1'miş. Bu 1'in 5. 4'ünü onu yazmaya gerek yok. 1'in kuvvetleri hep 1 zaten. Arada eksi olduğu için bir artı eksisini ayarlayacağım. O da şu şekilde. İlk şuradan eksiyle başlarsın. Her geçişte bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi gidersin. Bize sorulan açının baştan 3. terim. Bakın şöyle artı eksiyle ayrılanların her biri bir terim olduğu için baştan 3. terim neymiş? Buymuş. Yani 10 çarpı bir şeyin küpü. Neyin küpüydü o? 3M'nin küpüydü değil mi? İlk terimimiz 3M olduğu için. Şimdi bunu düzenlersek 10 çarpı 3'ün küpü 27 çarpı M'nin küpü diye yazarız. 10'la 27'yi çarpınca da 270 M küp buluruz. Bu 3. terimimizdir. Kat sayısını sorsam 270 diyecektik. Dördüncü sorudayız. A artı B üzeri 4 ifadesinin açılımında A küp çarpı B'nin katsayısı nedir diyor. Dördüncü dereceden açılımı şurada hatırlayayım hemen. Katsayıları neydi? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. İşte bunu yayacağım buraya. 1, 4, 6, 4, 1 diye. A'nın 4. kuvvetiyle buradan başlıyorum. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1, A üzeri 0 diye. B'ninkini de sağdan sola doğru. B üzeri 4, B üzeri 3, 4 olacak. Şu B üzeri 2, B üzeri 1 ve B üzeri 0 diye. Arada artı olduğu için hepsine artı koyabiliyorum. İşte açılımım. A küp çarpı B yi soruyor. İşte burada A küp çarpı B. Nedir bu? 4 A küp çarpı B biçiminde. Kat sayısı nedir diyor. Kat sayısı 4'tür. Beşinci soruda küplü açılımımızda x çarpı y karenin kat sayısı nedir diye soruyor. Şimdi şurada hatırlarsak bunun katsayıları 1, 3, 3, 1 şeklindeydi. Burada 2x'in kuvvetlerini soldan sağa açarsam 2x'in küpü, 2x'in karesi, 2x'in birinci kuvveti, 2x'in sıfırıncı kuvveti derim. İkinci terimimiz de y'yi soldan sağa, y'nin küpü, y'nin karesi, y'nin birinci kuvveti, y'nin sıfırıncı kuvveti diye açarım. Çünkü küpten başlıyorum. Çünkü üstüne küp koymuşlar. Araya işaret olarak eksi koydukları için bir eksi, bir artı, bir eksi koyarım. Bize sorulan x çarpı y kareli terim. Şöyle bir bakınca x çarpı y kareli terim işte burada arkadaşlar. Nedir bu? 3 çarpı 2x'in birinci kuvveti çarpı y karedir. Kat sayıları düzenlersek 3 kere 2, 6x y kare olur. Kat sayısı da nedir arkadaşlar? 6'dır. Altıncı soruda bir tam kare açılımı var. M çarpı n'nin kat sayısı nedir diyor. Tam kare açılımımızın kat sayıları bu şekildedir. Hatta böyle biraz daha açık yazacağım. Şu 1, 2, 1 diye şöyle yazalım. Birinci terimimizin kuvvetlerini gerileteyim şöyle. Birinci terimimiz 3m'nin karesi. Sonra 3m'nin birinci kuvveti. Bir küçülttüm. Sonra bir daha küçülttüm. 3m'nin sıfırıncı kuvveti diye. İkinci terimimiz 4n'yi de bu sefer sağdan sola doğru. 4n'nin karesi, 4n'nin birinci kuvveti,
4n'nin sıfırıncı kuvveti diye yazacağız. Şimdi de araya işaretlerini yerleştirirsek eksi dedikleri için burada eksi artı yapıyorum. Bize sorulan m çarpı n, yani m'nin ve n'nin birinci dereceden kuvveti olduğu durum. Bu da burada yazıyor. 2 çarpı 3m çarpı 4n. Buradaki katsayıları çarparsak 24, tabii önünde eksisi de var. Eksi 24 mn buluruz. Dolayısıyla katsayısı ne olur? Eksi 24 olur. Yedinci soruda yine bir küp açılımı var. Açıldığında baştan ikinci terim nedir diyor. Bunun katsayılarını şöyle yayalım. 1, 3, 3, 1 şeklindeydi. 5x'in küpüyle başlıyorum. 5x'in küpü, 5x'in karesi, sonra 5x'in birinci kuvveti, 5x'in sıfırıncı kuvveti. Şuradaki birin de buradan işte sol, sağdan sola doğru tersine gidersek birin dördüncü, üçüncü kuvveti birin karesi falan yazarız. O da hep bir yapıyor zaten. Yazmasam da olur. Bir yani oralar. Arada hep artı var. Çünkü artı koymuşlar. Bunları boş bıraktım. Çünkü bana sordukları şey ikinci terim. İkinci terim de burada. Bu da 3 çarpı 5x'in karesi. Yani 5'in karesi 25 çarpı x'in karesi şeklinde. Bu da ne yapar? 75x kare yapar. Açıldığında y karenin katsayısını sormuş. 5. dereceden. Şöyle kuvveti hatırlayalım. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Bu küp açılımıydı. 1, 4, 6, 4, 1 ve şimdiki bizimki 1, 5, 10, 10, 5, 1 şeklinde. İşte bunu buraya yayarsak 1 var, 5 var, 10, tekrar 10, sonra 5, sonra 1 gelir. Şimdi burada ilk terimimiz 3. 3'ün azalan kuvvetleri 3 üzeri 5, 3 üzeri 4, 3 üzeri 2, 3, 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 0. Y'nin kuvvetleri, 2Y'nin kuvvetleri sağdan sola azalacak. 2Y'nin 5. kuvveti, sonra 2Y'nin 4. kuvveti, 2Y'nin 3. kuvveti, 2Y'nin 2. kuvveti, 2Y'nin birinci kuvveti, 2Y'nin sıfırıncı kuvveti olacak. Arada eksi olduğu için araya da işaretlerimizi şöyle eksi artı, eksi artı diye vereceğiz. Bize sorulan y kare. İşte y kareyi buldum. Bunlar y küp, y üzeri 4, y kare lazım. Burada 10 var. 3'ün küpü var. Yani 27. 2y kare, 2y'nin karesi var. Yani 4y kare. Katsayıları çarparsan 27'nin 4 katı 108 yapar. 108'in de 10 katı 1080 yapar. 1080 y kare bulursun. Katsayımız da 1080 olur. Alıştırmalarımızda 8 soru vardı. 8'ini de çözdük ve binom açılımı diyoruz arkadaşlar. Binom açılımı için bir başka video açalım. Onu orada anlatalım. Binom açılımını başka bir videoda vereceğim. Bunu bitirelim buradan.